herkese merhabalar. Ali Ağa'dayız. Ali Ağa'da neredeyiz derseniz, Ali Ağa'nın sahilindeyiz. Hemen merkeze yakın bir yerdeyiz. Zaten gelirken size tarif ettim. Tabakçı Otel var. Tabakçı Otel'in hemen alt tarafındayız. Dün açıkçası bir çift görmüştüm burada. Buradan da onlara selam olsun. Mercan almışlardı. Hatta biz aldıktan sonra mırmır da almışlar galiba. Bugün de bir 3-4 saatlik bir zamanı boş çıktı bir kısmım var. Onu da açıkçası bunu değerlendirmek istedim. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı çok merak ediyoruz. Yem durumu biraz İzmir'de sıkıntılı. Sadece sürmez bulabildim. Şansımız bol olsun. Hadi bakalım daha başlasın beyler. Beyler sürmez takıyoruz. Size ayrıca sürmezin nasıl takıldığını da göstereceğim. Her videomda açıkçası göstereceğim bunları. Çünkü herkes her videoyu izlemiyor. İlk geldiğimiz zaman elimizden geldiğimizde bilgilendirecek videoyuz. Sağ olasın. Arkadaşlar vuruş var. Arkadaşlar birkaç vuruş aldık ama bakalım devamı gelmedi. Hava da bayağı bir soğuk. Kaç takım bağlayayım dedim. Ellerim dondu. Şu anda 3 derece falan gösteriyor. Hadi oğlum bakayım. Hadi bir indir de. İndir de bir gösterelim vurumuzu. Yaraya gelecek olanlar şuna dikkat etsin. Yani 30-40 metrelik bölümde bir set var önümüzde. Ve kopartı da biliyor ama önce duvar dibi gitti. Ama şimdi biri boşa düşmüş şu anda. Bakalım duvarı bir daha uçmuş ama biraz daha bekletelim. Set olduğu için şimdi arkadaşlar burada kısa mesafede set olan bölgelerde ve tavsiyem şu yeme de bakalım. Yeme zaten silmiş süpürmüş. Şu tas kurşunlar surf kurşunları bunlar arkadaşlar. Bu kurşunların numarası şu: çekerken bir anda kendini suyun üstüne atıyor ve hani atış yaptığınız zaman da zaten yapısı gereği surf atışa çok uygun yere mesafe için, ama çekerken de bir anda kuvvetli çektiğinizi suyun üstüne çıkıyor. Ama işte buradaki bahsetmiş olduğum gibi eğer suya yakın meralarda hani 30-40 metre civarında bir set varsa önünüzde, en azından seti yakalatmadan lak diye suya çıkarmış oluyor. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Belki lazım olur. Şimdi hemen yemimizi tazeleyelim. Bahsettiğim gibi sünnezi sömürdü. İlk postuna götürdü zaten. İğnem Fudo 1601-01 size 1 numara. Yani bu Churchill Hook bir iğne. Beni takip ettiyseniz zaten genelde bu tarz iğneleri kullanırım. Bakayım şurada bir eski yemimden eser var mı? Bunu kullanırız. Arkadaşlar bu tarz yerlerde çok büyük iğneye açıkçası gerek yok. Çünkü alacağınız balık tamam. Yani İzmir'in her tarafında çuka çıkabilir gerçi ama bu mevsimde genel olarak ne çıkar? Mırmır çıkar. Karagöz çıkar. Ve kullanacağınız yem de şimdi kış şartları olduğu için biraz sınırlı. Şu
Şu anda mesela mamut çıkmıyor. Yengeç zaten yok. Magyar yok. Çoğu yere şöyle göstereyim size. Taktım. Bu klasik bir takış şekli. Yemşişi kullanmadım. Yemşişi kullandığım o sistemi de göstereceğim size. Ama yem ipi olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu tarz yumuşak yemlerde mutlaka yem ipi kullanmanız lazım. Bak. Güzelce deri bağlar gibi bağlıyoruz. Bağladık. Hafif ben ucunu dışarıda bırakırım. Yem ipini bıraktığımız zaman hadi bakalım. Şimdi de atış serbest. Aldıramadım. Aldıramadım. Of 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 arkadaşlar, güzel indirdi. Hadi. Karnı oynuyor yemle. Churchill hook var. Yani papağan iğne tasmalama yapmak lehimize değil aleyhimize olacak. Arkadaşlar, şimdi size tam sizin bakış açınızdan bir yem şişiyle suyunuza nasıl aktığımı da göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz zaten standart bir tane yem şişi her türlü işinizi görür. Şimdi ben sürünüzü kabuğundan çıkardım. Şimdi normal şartlarda daha dikkatli çıkartırım ama bunu yavaş yavaş ayıklarsanız, yani sürünüzü bozmadan, çok daha faydalı olur sizin için. Çünkü bunu şişe saplayacağız. Şimdi arkadaşlar, şu şişte bir tarafı sivri, bir tarafı düz yapılıdır. Sivri tarafından şöyle göstereyim de kameraya da açıyı da ayarlayıp bir yandan kendim bir işi göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde yapmayın. Geri çekin. Sapladığınızda hiçbir şekilde şiş dışarıda kalmasın arkadaşlar. Çünkü iple bunu saracağız. Şimdi yem ipiyle bunu sardığımız zaman burada metale temas ederse kancaya geçirirken sıkıntı yaşarız. O yüzden dolayı bu çok önemli. Şimdi tuttuk. Öbür tarafa doğru yaklaştırıyoruz. Yem ipimizi zaten elimizde fix. Ah, karıştı bak. Şimdi yem ipi de burada. Başlıyorsunuz sarmaya. Arkadaşlar, ne çok yumuşak ne çok sert. Ama böyle kurbanda kuzuyu kesmişsiniz de hani böyle ilk daha yeni sararsanız ya bağırsağı, hani böyle sulu sulu sulu, aynen aynı o kıvamda olacak. Dediğim gibi, çünkü çok sert de sararsanız bu sefer sünnezi kesip metale şişe temas ediyor. O zaman da kancaya geçirken sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda size şöyle birazdan göstereceğim. Ellerim bu arada buzdu gerçekten. Şu anda vuruş da kesti. Yemi yediler büyük ihtimalle. Bak. Olay bu. Olay bu. Şimdi bunu bu şekilde yaptığınız zaman bakalım, hemen ben suyu oltadan suyu çekeyim. Oltayı sudan çekeyim. Ben hemen şimdi hemen oltadan suyu çekeyim. Yemimizi tazeleyelim. Size dediğim gibi bakın, vuruştan aldıktan sonra tahmin ettiğimiz gibi kanca tertemiz. Şimdi kancaya geçirirken ilk önce önceki yem ipini falan güzelce bir temizleyin. İnşallah sıkıntı çıkartmadan geçiririz. Başlıyorum. Bahsettiğim gibi yem şişin ucunda bakın bir demir var. Yem şişin ucundaki o delikten kancaya geçirdik. Elinizle yardım edin. Bakın. Elinizle yardım edin. Geçerken zorlanabilir. Elinizle yardım edin. Çok güzel. Evet. İşte benim stilim bu. Bakın iğne de buradan çıktı. Hafiften buraya kadar geldi. Tam bir çıpralık bu şu anda. Ama tabii burada çıpra var mı? Göreceğiz.
Çok güzel bir yürüyüş aldık. Aldırdım zannettim ama çok güzel de gömdü. Bakın az önce taktığım filmizin haline bakın arkadaşlar. Güzel aksiyon, içimi tuttu. Biraz sağa attım. Güzel vuruş aldık. Yani hemen şimdi yemişlik tazeleyeceğim de. Çok güzel vuruştu. Yani şu an çekebildim mi, kayda girdim bilmiyorum ama içimizi ısıttı. Hadi bakayım. Ben aldı zannettiğim için tasmalamayı yaptım. Bakın. Hadi oğlum, tasmalama yapmayacağım bu sefer, bekleyeceğim. Acele etmeyeceğim. Hadi oğlum. Newton'u. Bahsettiğim iğneyi kullanmayanlar şu an izlerken çıldırıyor olabilirler. Tasmalasana artık şunu diyor. Bak. Yutması lazım. Hadi. Of. Hadi. Bu sefer almış olmam lazım ama. Hadi oraya bir atakın. Hadi be. Saldı. Normal gibi. Yarı yolda saldı böyle. Arkadaşlar iki defa hata yaptım, tasmaladım. Ben de çok zamanım kalmadı. Aynı vuruşlarda tasmalama yaptım. Almasını bekleyeceğim. Şu an çok zor beklemek. Yanımda başka iğnem yok şu anda. Yani kısa pala, çapraz, normal iğnem yok. Sadece Churchill hook iğnem var. Onu tasmalama yapınca balık kaçıyor. Yani yemi tamamen yutulması lazım. Hadi oğlum. Ben dayanamayacağım, paspalacağım böyle. Böyle olmaz, bu çiney bu ya, bu olmaz ya. Arkadaşlar, vuruş yapan balıkları sonunda bakın. Neymiş böyle? Değişik bir balık. Nedir bunun? Bakın girdiği yere bakın ya, tasmalama yaparken da gözünden girmiş. Hemen şimdi balığımızı salıyoruz. İşte şöyle bir daha göstereyim. Hemen bekletmeden balığımızı saldık. Gözünden girmiş. İnşallah yaşar. Hadi oğlum git bakayım. Gitti. Gitti, kendine gelir o. Hadi bakalım. Çocuklar bunlara ait. Son hazırladığım kokoreçimi takacağım. Ondan sonra da güne veda edeceğiz. Bakalım ne olacak. Bugünü burada bırakıyoruz. Çünkü bayağı bir soğuk, havada kararıyor. Şu an hala daha arkamdan vuruş oluyor olabilir şu an sağ yukarıda, bilmiyorum. Küçük balık sirkülasyonu fazla şu anda. Dediğim gibi ben burada mercan, mırmır, her türlü şey çıkıyor. Güzel vuruşlar da aldım. Almadım değil. Teçhizatınız tam yanınızda olmadığı zaman sıkıntı yaşarsınız. Benim bugün olduğum gibi. İyi çeşitliliğini sağlayıp bu araya, buraya gelmekte fayda var. Bahsettiğim gibi Tabaklı Otel'in hemen aşağısındayız. Benim kanalımda her zaman için ben her marayı bu şekilde açıklarım. Şimdi buradan sonra Çandarlı tarafında güzel bir mera var. Yazın gittiğim bir yer, dibine daldığım bir yer.
Bakalım Köstemköy diye bir yer var, plaj var. Onun avlanmayı düşünüyorum pazartesi günü. İnşallah Allah nasip ederse orada görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hava buz. İzmir demeyin, dikkatli giyin. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar.